son derece sakınmalıdır. Günahlar insanların rızıklarından mahrum olmalarına vesile olur. Yine buyuruyor ki Eddu'a mahcubun anillahi teala hatta yusalla ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed. Şimdi nasıl ki gecenin yarısında yapılan dualar makbuldür. Yağmur hafif hafif yağarken Cuma günü İmam Efendi, Hatip Efendi ezanla hutbesinin arasında veya hutbeden çıkıncaya kadar zaman, hatta Cuma'nın her saati bağımsız ikindi ile akşam arasındaki zamanları duanın müstecap zamanları. Birçok sayılar böyle, bu birkaç tane söyledim. Fakat bununla beraber duanın evvelinde evvela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine güzelce bir salatü selam okumakta. Mesela salatü selamların en güzeli namazda okuduğumuz Allahümme salli ile Allahümme barik. Başka birçok salatü selamlar vardır ama en makbulü bunlardır. Çünkü bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi ile biz namazlarımızı okuruz bunu. Daha başkası olsaydı Cenab-ı Peygamber onu söylerdi. Yani duanın evvelinde gayet güzel salatü selam getirir. Ne kadar? Ne kadar istersen o kadar getir. Duanın makbuliyetini ne kadar çok istiyorsan salatü selam da o kadar çok edersin. Duan bittikten sonra da yine o salatü selamlarını tekrar edersin. Ne kadar tekrar edersen o kadar mecbur olursun ve duanın makbuliyetine o kadar işaret olur. Bu salatü selamlar okunmadıkça yapılan dualar mahcuptur. Yani varmaz Cenab-ı Allah. Bozuktur makine. Eddu'a cündüm min ecnadillahi teala. Bak, dua cündüm min ecnadillahi teala. Görmediğimiz Allah'ın askerlerinden bir askeri vardır Allah-u Teala. Çünkü gözler görmez. Mesela biz Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ehli Muhammed dediğimiz vakitte bizim salat silahlarımızı ağızlarımızdan kapıp derhal Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetiştirilir ki ya Resulallah bu salat silahı filan memlekette filan olur filan sana söyler. O da bil mukabele bize yapacağı duayı yapar. Salat silahı ufaylıkla. Bir kere birimize bir hediye verdik dedi. Mukabilinde karşılık vermek istiyoruz. Adamı ne dedi? Binaenle bizim salat-ı salat biz ki günahkar aciz kullarız. Resul-i Ekrem'e bir salat-ı salat edelim de Resul-i Ekrem de bize dua etmesin. Olur mu hiç? Bunun duası ise bu bulunmaz bir nimettir yani. Bu dualarımızı Hazreti Allah'a eriştirecek Allah-u Teala'nın böyle görünmez askerleri vardır. Allah'ınlar Cenab-ı Hakk'a götürürler ki filan memleketi, filan bulun senden böyle işliyor ya Allah'ın diyerek. Cennet. يَرُدُّ الْقَبَاءَ بَعْدَ اَنْ يُذْرَمَ Hüküm verilmiş ki bu adam ölecek. Yahut hasta olacak, yahut fakir olacak, yahut şu olacak, bu olacak. Yalvarıyor. Ya Rabbi bana ömür ver, hayırlı afiyet ver, bol rızık ver, şunu ver derken bakıyorsun ki kabul olmuyor, rızkı genişliyor, ömrü artıyor, ömrün artması birçok manalarla beraber afiyetle zamanı geçiyor diye de tabir etmişler. Yani hüküm olunduktan sonra da Cenab-ı Hak bunu geri çeviriyor. Yapılan iltica dolayısıyla kulun şerefini düşünün. Allah-u Teala verdiği hükümden vazgeçiyor. Kulunun yalvarmasına mukabil. Şimdi sen uyu bakalım. Eddu'a silahul mü'min ve ibadet din ve nuru semavatü vel ard. Bak şimdi duada ne kadar şey var. Dua müminin silahıdır. Silah malum ya insanı düşmanlarına karşı koruyan bir alet. Ama bunun en iyisi duandır senin. Senin silahın bazen patlamadığı zaman olur, bazen de kurşunların bitip boşta kaldığı zaman olur, düşmana fırsat verirsin. Ama duanın silahları işte öyle değil. Allah koruyucu oldu muydu seni korkma. Dünya sana düşman olsa hiç zarar veremezler. Çünkü dua, silah. Ve imadü din, dinin de direğidir aynı zamanda dua. Duanın en güzeli Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresidir. Elham suresidir. Elham suresinin duasını hiçbir kimse yapamaz. Ufacık 7 tane ayeti kısacıktır. İşte onu 5 vakit namazımızda her rekatta okuruz. Ki onu bilmeyen Müslüman da yoktur. Onu okudukça yaptığımız o dualar indi ilahiyede şüphesiz inşallah müstecav olacak. Ve yarın biz gözlerimizi yumduktan sonra karşımıza çıkacaktır. Bu dinin direğidir. Dinin direği olması işte bizim Allah-u Teala'ya sarılmamız. Allah-u Teala'ya sarılmamız. Ona iltica edip
Ondan yardım istememiz, dinin direği tabir etmişler buna. Aynı zamanda ve nuru semavati vel ard. Bu yerde gökte bir ışık var. Şimdi işte bu güneşten aydan bize geliyor, intikal ediyor ama buna maddi maddi ışık diyorlar. Bir de manevi ışık vardır ki gözle görülmez bu. Bu gözle görülmeyen bu ışık gönüllere iner. Bu duaların nuru gönüllere indi mi diye göre bu gönüller açıldıktan sonra yer de senin, gök de senin, dünya da senin, ahir de senin. İş bu gönlü açabilmekte. Yine buyuruyorlar ki اَدْدُعَا يَنْفَوْ مِمَّا نَزَلْ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ. Nazil olan bir belalar var Allah'tır ya. Kulera geliyor, veba geliyor, işte kıtlık geliyor, afetlerin çeşidi geliyor, seller oluyor, sarsıntılar oluyor. Ha. Bunlara da faydası vardır. Ya Rabbi koru sen bizi, memleketimizi. Şu gibi afetlerden, semavi ve arazi. Gelecekleri de var. Gelmişi de var, geleceği de var. Gelecekleri de gelmişine de fayda eder, geleceğine de fayda eder. Geleceği gelmez olur. Niçin? Yaptığımız duayla Cenab-ı Hak onu çevirir. Elinde ya kudret. Fealeyküm ibadallah. Şimdi Cenab-ı Peygamber diyor ki, siz ey Allah'ın kulları, duaya devam edin. Yalvarmaya devam edin. Kendinizi buna verin. Onun için bizim büyüklerimiz bu duaya çok ehemmiyet vermişler. Bir sürü dua kitapları vardır ki okumakla bitiremezsiniz. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Nakşibend Hazretlerinin, Şazeli Hazretlerinin, Muhiddin Arabi Hazretlerinin, efendim Rıfai Hazretlerinin o kadar duaları var ki ne bu diller o duayı becerebilir ne de söyleyebilir. Fakat Evliyaullah'ın kalbine o nur ile inmiş, o nur sebebiyle onların dillerinden o dualar zahir olmuştur. O duaları bizim kendiliğimizden becerikle söylememize imkan yoktur. Muhakkak onların kitaplarına müracaat edeceğiz. Onların yaptıkları o duaları takliden, bizde taklit. Onun içinden gelmiş de söylemiş, biz de ondan o söyledi diyerekten güzel hoşumuza gidiyor, taklit ederekten onu söylüyoruz. Fakat onun gönlü bizde yok. O gönlünden içinden söylemiş, fakat o iç âleme bizden yok, bizim dilimiz söylüyor yalnız. Onun için Allah-u Celle ve Ala en çok isteyeceğimiz şey haktan, ya Rabbi beni senin sevdiğin dininde sabit kıl ve senin dininin ehli kıl, layıklısı kıl ve sen beni, bana vermiş olduğun o gönlünü aç ya Rabbi. Şu görev dünyanızda ahiretinde. Bu dünyadaki şu görüşümüz, bu kısa bir görüştür. Asıl görüş, dünya ve ahireti görüştür. Ahireti göremeyen göz, körün göz, yarım gözlü insan gibidir. Önünü görür ve ilerisini göremez hani. Ne diyorlar gözlere bilmem, mi yok mu diyorlar ne? Önünü görüyor, uzağı göremiyor. Uzağı göremediği için gözlük istiyor, uzağı da görmek için. Ama bu dinde, buna körlük diyorlar. İmanındaki zafiyet dolayısıyla. İmanda kemal oldu mu, dünyasını da görecek insan, dünyanın arkasından gelecek, ahireti de görecektir ki buna ilmi yakın diyorlar. İlmi yakın hasıl olmadıkça göremezsiniz ama. Ancak önünü görürsün, sen edersin ki hayat, hemen bu hayatı dünyadan ibarettir. Ahiret hayatına aklın ermez ve bilemezsin. Ta ki o ilim sende hasıl olmadıkça. O ilim sende kolaylıkla hasıl olmaz, nefsinle mücadele edip nefsini ıslah etmedikçe. Onun için imamımız, İmam-ı Azam Hazretleri, oğlu Hammade, 20 tane nasihat etmiş. Çok güzel. Her nasihatı bir şahı eser yani. Bu nasihatının birinde oğluna diyor ki, oğlum nefsini kendi haline bırakma. Onun her istediklerini yapma. Bu eğer Allah'a itaatsizlik ve kusur edecek olursa derhal onu cezalandır ve bunu da ihmal etme. Onu cezalandır, aç bırak, susuz bırak, efendim meşakkatli işler yaptırma ki ıslahı nefs ederekten Allah'ın yolundan ve peygamberin yolundan ayrılmasın diyerekten. Şimdi insanların tabii bir bilgileri var bugün, işte gök göze uçabiliyorlar. Bu bilgi Allah-u Teala'nın verdiği ilim, ilim sıfat-ı ilahiyedir. Bu sıfat-ı ilahiyesini kuluna da vermiştir Allah. Kulunda da bir ilim vardır ki Allah'ın ilminden gelen bir ilimdir. Bu ilimle çok şeyler yapacak. Bu aya gitmek, güne gitmek ufak bir mesele kalacaktır yani. Daha çok şeyler bu insandan zahir olacak, tezahür edecek, meydana gelecek. Bu ilmi dünyadır bu yalnız. Bu ilmin faydası burada yaşadığın müddetçedir. Burada gözlerini yumduktan sonra senin ne atomun, ne uçağın, ne televizyonun sana para etmez.
Mezara girdin mi bir kere, sana lazım olan ilmi ahirettir. Eğer bu ilmi ahiretten sende bir nebze yoksa, senin bu dünyada öğrendiğin birçok diller, birçok lisanlar, birçok efendim çeşitli bilgiler hiçtir yani, hiçten ibaret. Oradaki iman, oradaki ilim, ilmi imandır. İlmi imandır. Onun mektebi yok. Onun o mektepte öğrenilmez. Onu Allah-u Teala'ya yalvaracaksın, Allah sana verecek. Ona tasdik edeceksin, onun yolunda çalışacaksın. Çalışman nispetinde de Allah-u Teala sana o imandan nebzeler verecek, nasipler verecek. O nasipler dolayısıyla da dünyadan ahirete göçtükten sonra sana o ilim fayda verecek. Mesela şimdi Allah evimize hüsnü hatimeler nasip etsin. Burada bu dünyadan gitmeyen yok. Her gün bir şey vakte gelen çekilip gidiyor. Bizim de elbette bir gün vaktimiz gelip çekileceğiz. Onun için bu çekilme günde her gün isteyeceğiz. Ya Rabbi bana hüsnü hatime ver. Güzel öleyim ben. İman ile öleyim ya Rabbi. Senin yolunda senin razı olduğun hal üzerine öleyim ben. Bu muhakkak. Bundan kaçmanın imkanı yetmeyecek. Öldük. İşte yıkıyorlar merasimini götürüp çukuruna koyuyorlar. Koyduktan sonra ister çukura koysunlar, ister koymasınlar, çukura konmak şartla değil. Derhal iki melek gelir başına. Allah tarafından yollamış. Orada sorarlar. Men Rabbike ve anne büyük diye. O sorgunun altında. Şimdi iman ile gitmişse eğer giden. O izâ mâte ahadüküm urba aleyhi makfaduhu. O içeriye gömülür gömülmez ona inkâne min ehl-i cenneti min ehl-i cennet. Cennetteki yeri gösterilir imanlı. Suallere cevabı da verdi. Maşallah. Bak bakalım derler. Nasıl ki bugün televizyonlar uzak mesafelerdeki hadiseleri bize getiriyorsa bu Allah televizyonudur ki hiç şeysi yok yani. Karartısı yok. Gözümüzün önünde cennet. Cennetteki yerimiz. Uçsuz bucaksız gözlerin görmediği envai çeşit hadiseler. Nimetler hazırlanmış. Onları görünce insan dünyada da görmedi, aklına da öyle bir şey gelmiyor zaten. Fakat onları gözünün önünde görünce, kendinden geçer insan. Bunlar senin diyorlar. Elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. İman ile güçlüğünün mükafatını görüyor. Bu sevinç sürur üzerine akşama kadar böyle baygın bir halde sevinç içerisinde iken, akşamüstü diyorlar, ey mümin bak şu yere bir daha bak. Bir daha bakıyor adam, ne gözün, güzellikler üzerine envaç, güzellikler. İnsan bir yeşilliğe, bir manzara gidiyor da orada da bayılıyor. O ağaçların altındaki şelaleler akıyor, yeşillikler, güzellikler. Orada mesle hayran iken cenneti kırılır. Ne alalıklar. Bunun içerisinde artık ne kabir hatırına geliyor, ne ölüyor hatırına geliyor. Adeta cennetteymiş gibi. Niçin? İmanının mükafatı. Allah Teala bunu veriyor. Bu hadis-i Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de. Rivayetine bu. Yediğinsiz gittiyse, yani bütün kuvvetini dünya düşüne, dünya ilimlerine vermiş, gökte uçuyor, ayları aşıyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor ama gittiği vakitte de imansız olarsan gidiyor. Rusların girip de biz burada Allah göremedik dedikleri gibi. Haşasın maaşa. Küfrünü artırmış. Buna da gösteriyorlar cehennemdeki yerini. Bakıyorsun ki cehennemin bütün envai çeşit azapları gözünün önünde tecessüm ediveriyor. Artık o kendinden geçiyor burada. Eyvah, benim yerim bu mu? Senin yerin bu. Kazandığın ameline göre sana da yer. Onları görünce bitiyor da kendiliğinde. O bitkin değil ha. Bir de akşam üzeri yine bir bakıyorlar. Bu dürren vakiyya. Sabah buna bu yeri gösteriyor. Ama o seneler geçmiş, çürümüş, kemikleri dağılmış, zerre haline gelmiş. Ne olursa olsun o zerrede de Allah-u Teala o hayatı yaratıyor. Mikropta hayat göre gözümüzün göremediği mikropta hayatı yaratan Allah senin de o zerrende o hayatı yaratıyor. Sen deme ki ben kürüzüm artık bitti iş. Öyle iş yok. Allah Teala'nın kudretinin hududu yok. Bu zerrelerinde de senin aynı şu bütün vücudundaki hayatı ufacık bir zerrende de taktırıyor Allah. Onun için siz mezarlıklara girdiniz hep de mezarlıkları çiğnemeyin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşuna dememiş. Onun altında yatan insan üzülür ondan. Kemiklerine sakın kırmayın, elleşmeyin. Çünkü onun kemiğini kırmak dürünün kemiğini kırmak gibidir demiş. Bir mezarın üzerinde oturmak, ateş üzerinde oturmak gibi tehlikelidir. Niçin? Altındaki insanı üzüyorsun. Onun için girerken selam ver, Fatiha'yı oku, daha bildiklerini oku, oradaki envasırlarına hediye et. Ondan sonra de ki mecburum artık sizin bu yolunuzdan geçmeye, bana müsaade edin de git gideceğin yere kadar. Mezarlıklarda oturmak, ekmek yemek, yemek yemek, çay içmek kasvet-i kalbin alametidir.
Ne kadar ruhsuz bir insan ki buradaki mevzaları unutmuş, kendi hayatını beslemeye çalışıyor orada. Ne kadar ruhsuz ve cansız bir insan. Onun için fealeküm ba'dallah bir dua. Onun için biz sabahları okuyorduk. Bir dualar. Ki bunların bir kısmı tesbih, bir kısmı tahmiddir. Bunların fazailine ulaşmak imkan haricindedir. Bunlara devamı sizden de rica ederim. Onun için bakınız yine buyuruyor ki Eddua iftahur rahma. Evet, insanın kalbi katı olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bu dualar sebebiyle ya Rab ne yapayım, şu benim katı olan kalbimi yumuşat, bana merhamet et, bana acı, beni salah, bana salahı hal nasip et, beni iyi, bana iyi yollar nasip et, dininde sabit kıl, ibadetinde daim eyle, ibadetine şerf, neşe, zevk ver ya Rabbi diyerekten böyle çeşitli dualar bunlar. Müftahur rahmet, rahmet kapılarının anahtarıdır. Kapıyı anahtarı aç tutmadıkça, nasıl kapı açılmıyorsa, dua yapılmadıkça da bu işler olmuyor. Demek kuldan bir kere el açılacak, dil açılacak, Allah da ona göre verecek. Allah da ona göre verecek. Müftahur rahmet. Ve bu miftah-ı salah. Nasıl ki namazın anahtarı abdesttir. Abdest almadıkça namaza girmek nasıl mümkün değilse, duasız da rahmete kavuşmak mümkün değildir. Sen bütün gün işini gücünü bırakıyorsun, bütün dünya işleriyle akşamı getiriyorsun, akşam da yorgun bir halde, bitkin bir halde yatağa düşüyorsun, ne yalvarmaya meydan kalıyor, ne de bir şeye meydan kalıyor. Bu, gafletin iktidarı. Ve salah, miftah-ı cennet. Bak ne güzel o. Dua, miftahur rahmet. Dua, rahmetin anahtarı. Rahmetin anahtarı. Abdest, namazın anahtarı. Namaz da cennetin anahtarıdır. Cennete girmek istiyorsan, namaza. Namazı kılmak istiyorsan, abdeste. Gönlünün yumuşamasını ve rahmet-i ilahiyeye nasar olmanı istiyorsan, duaya devam edelim. Onun için, dua, yeruddül bela. Dua, yeruddül bela. Allah Celle ve Ala, o kadar rahim ki. Başında kitabının Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kendisinin Rahman ve Rahim olduğunu bize duyuruyor. Ben öyle bir Allah'ım ki Rahman ve Rahim sıfatlarıyla mutlattım. Binaenle siz günahlarınızın çokluğundan dolayı veya şundan bundan dolayı sakın benden kaçmayın. Bana iltica edin, bana gelin. Ben sizin hem bütün günahlarınız dağlar kadar da olsa affederim. Siz bana iltica edin, sığının, benden isteyin yalnız. Demek ki cennete girmek için namaz, namaza girmek için abdest, abdest içinde Allah-u Teala'yı yalvarmaların lüzum olduğunu belirtmiş, bir kere dualar bütün belaları reddeder olduğunu. Yine buyuruyor ki, اَدْدَعَةُ اَوَّلِ يَوْمِنْ حَقُّ وَالسَّانِي مَعْرُفٌ وَالسَّالِتُ رِيَارُ مَجْمَعٍ. Şimdi düğünlerimiz oluyor ya, evlenme düğünü, sünnet düğünü vesaire. Cemiyetlerdeki merasimde birinci günü yapılan ziyafet hak. Bunu yapmak lazımdır. Bir evlenecek adamın hiç olmazsa bir kurban kesip efendim etrafındaki eşini dostunu buyurun deyip bir yemek yedirip velimesinin düğününe zifafını öyle gitmesi lazım. Bir. İkinci daha zengince olur insan da işte 40 gün 40 gece masalları var ya onun gibi ikinci günde ziyafet veriyor. Bu ikinci günkü ziyafet kendisinin ikram-ı ihsanıdır. Eğer bunu üçüncü günde yapıyorsa, bu da riyakarlığına alamettir. İki güne yapılacak. Bir gün ne ala. İkinci günü de zengin olur da yapabilir. Fakat üçüncü günü yaparsa artık riyakarlık alameti durum. Onda hayır yoktur demek. Üçüncü gün ziyafet varsa o ziyafete gitme. Çünkü hayırsız bir ziyafet. Onun için et dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Şimdi dünya görüyoruz. Müminin hapishanesi kafirinde cenneti tarif edilmiş. Sebebi İmam-ı Azam Hazretleri çok zengin. İşte atına güzel binmiş. Temiz mükemmel güzel hareketlerini giymiş. Giderken bir fakir gavur yapışmış İmam-ı Azam'a. Demiş siz böyle diyorsunuz. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti diyorsunuz. Bu demiş, sana mı bana mı demiş? Bak şu sendeki saltanına, bir de bak sendeki zavurata demiş. Benim cennetlerim de demiş. İmam-ı Azam'ın bir kerameti olarak söylerler. Onun gözünün kadresini şöyle almış, bir bak bakalım şu ahirete demiş. Ahirete bakıp da o cehennemdeki yerini görünce,
demiş. Tövbeler tövbesi demiş. Hem iman İslam şerifiyle müşerif olmuş. Hem de o hali görünce hakikaten orası benim, burası benim demiş. Tam cenneti. Çünkü buradan geçer geçmez bu felaketlerle karşılaşacağım. Bir de müminin zindanı diyorlar. Bir de müminin yerini göstermiş. Bu cennetteki yerleri görünce namsenai nimetler. Bu buradaki nimetler onun yanında hiç kalıyor. Hiç kalıyor. Hiç kalınca işte sicil. Allah cümlemizi affetsin de bu ahiret nimetlerine mazhar olacak gönüller, ilimler ihsan buyursun. Ve onun yolunda Cenab-ı Hakk'a ilticalar sığınıp yalvaran kullarının zümresine bizlerin de ilhak buyursun. Şimdi bunu izah edip yine bir hadis daha buyurmuş. Ed-dünya sicnül mü'mini ve senetuhu. Fîzâ fârkat dünya, fârkat sicnül mü'mini. Dünya mü'minin zinnanı ve sıkıntı yeri. İptiladan kurtulmuyor yani. Doğduğumuz günden ölünceye kadar çeşitli iptiralar içerisinde. Biri bitiyor, birisi geliyor. Herkes için böyledir. Ne kadar büyürsen iptiralar o kadar büyür. Şimdi bu iptiralar bu hayatın içerisinde devam edip giderken fîzâ fârkat dünya bir gün geliyor ki bu dünyadan ayrılıyoruz. Ayrıldığımız bir gün fârkat sicne başkana. Bu sıkıntılardan kurtulmuş oluyoruz. Gerek maalesef sıkıntısı, gerek başka iptiralar. Bunlardan kurtulup bu ahiretteki cennet nimet. Uruz aleyh. Bunu arzulmuyor. Nerede? Cennetki yeri. İmkanı min ehl-i cennet, min ehl-i cennet. Cennete geri gösteriliyor ona, artık işte adeta cennette. Demek ki sizin zorluk, darlık yeri ahirette ise hiç sıkıntı olmayan bir yer. Ne hastalığı var, ne iptilası var, ne bir zarureti var. Her istediğin ayağında, her istediğin senin peşinde. Ölüm diyor karşısında, yaşa da yaşa. Onun üstüne bir de Cenab-ı Hak kendi cemalini göstermesi. O peygamberlerle beraber sohbet olunması. İnsanın her istediğinin ayağında olması, güzellikler üzerine güzellikler, nimetler üzerine nimetler, hanımlar üstüne hanımlar, saraylar üzerine saraylar, bir saray öbür saraya benzemez, bu saray öbür saraya benzemez, ne parası var ne pulu var. Parası pulu var, bu dünyada yapılan iman ibadetler. Bu iman ibadetler mükafatı ancak göz yumulduktan sonra orası tecelli edecek. Allah hepimizi affetsin, tevfikat samadaniyesine mahsettin, iman yolunda yaşayıp iman ile ahirete geçen bahtiyar kullarının zümresine cümle ümmeti Muhammed'i bizlerle ilhak ediyoruz. Es-dünya dâv men la dâv ellah ve mal men la mal ellah ve lehâ yecmeu men la aklelah. Ravahu Ahmed ibn Hanbel ابن البيهقي والشيرازي في الألقاب عن عائشة ابن البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Geçen ki dersimizi dualarla geçirdik. Dua, hiçbir dua yoktur ki red olur. Mutlaka dualar hep kabul olur indirler. Fakat bazısı erken olur, bazısı da geç olur. Onun için duam kabul olmadı deme. Bazen mükafatları ahirete de bırakılır. Ki daha âlâ ve güzel olur. Hiç yani duanın boşa gideni yoktur. Onun için mümkün oldukça duadan gafil olmak. Fırsat buldukça dünyanın için, ahiretin için isteyeceğin şeyleri Cenab-ı Hak'tan iste. Çünkü onun, her şey onun hazinesindedir. O isterse verir. Sen de istersen ona verir. Bugün de sana dünyayı anlatıyor. Et dünya. Şu içinde bulunduğumuz âlem. Buna dünya diyoruz. Buyur ki, dâru men la dâre la. Evi olmayan evidir. Evsizlerin yeridir. Çünkü bir ev oturulur bir yere ve oturduğu yerdeki o ebediyen gayet rahat yaşayıp bir yere derler. Dâr diyerekten. Orada ebediyen gayet güzel bir yaşayışa sahip. Yani bu dünya ebediyet yeri değil. Senin cennetlerle dolu bir kısa hayatın içerisinde bırakıp gittiğiniz yer. Onun için burası dar. Dar, asıl dar ahirette. Bu ahirette nasibi olmayanların evidir buradaki ev. Ahirette nasip yoksa, oranın işi yoksa, alakası yoksa, o burada ev yapma uğraşır durur. Asıl ev, rahatlığın sonu olmaz, sonu olmazsa, yani bir nimet var, bu nimetin arkasında azap yok. Rahatlık var, buna diyorlar ki nimet. Bir nimet var ki arkasında felaket var, azap var. Buna diyorlar nimet. Nimet değil o. Bugün nimet gibi görünüyor ama yarın arkasından bunun acısı çıkacak. Mesela
tatlı bir zehir yutuyorlar sana. Önden gidiyor, tatlı gayet güzel bir şey ama zehir olduğu için o senin içerisini parçalıyor ve senin ölümüne sebep oluyor. Şimdi onun önden yemişi nimet miydi? İstedi. Onu ettim ya. Dağdan maksat el ikametü ma'aişin heniyyin ebediyyin. Ma'aişin heniyyin ebediyyin. Ebedi, ebedi gayet güzel bir yaşayış. İle olan yere derler dağ. Evet. Ve dünya bir hılâfı. Halbuki dünya bunun hılâfıdır. Herkes oradan geliyor. Müddeti ne kadar çekiyor. Oradaki yerine, ebedi yerine kazanabildiyse ne mutlu. Kazanamadı da burada yaptıysak ne kadar güzel sarayları olsa dahi. Ne kadar güzel, geniş, bol sarayları olsa da gözünü yumuncaya kadardır. Gözünü yumduktan sonra hiçbir faydası yoktur. Bunu dinlemde sayıp entisemma dağın. Buna dar daya istikak tekleremiyor burası. Çünkü ebedi değil ve heni de değil. Bu işi de öyle rahatsızlıkla geçen bir yaşayış da olmuyor yani. Ya yaşayışı da bir bin bir sürü iptilalar bitmiyor dünyadaki iptilaların sonunda. Her şeyde bir kesidir. Kimi fenen daruhu dünya. Kimin dünyası eviyse la dâre lehu. Ona ahirete gitti. O dünyası için çalışmış. Dünyası için yaşamış. Dünyada gözünü yıktı. Ahirete ona yüzde kalmış. Ennel ve ennel ahirete lehiyel hayvan lev kânû ya'lemûn. Eğer bir süre hayat, asıl hayat, hayatı ahiret. Niçin? Ebedidir. Hiçbir rahatsızlığı da yoktur. Sıkıntısı da yoktur. Nimetlerine de tükenme gelmez. Nimetlerine de eksiklik gelmez. Korku yok, af yok, hüzün yok. Rahatlık üzerine rahatlık. Devlet üzerine devlet. Her şey üzerine bir üstünlük. Her gün ayrı ayrı üstünlük. Bugünün üstünlüğüyle yarın üstünlüğü bir değil. Her gün artık artmakla mütemadi. Öyle bir hayat. Derken yani. Men la male lehu. Ve malumen la male lehu. Bu dünya malı da ahiretteki malı olmayanlar içindir. Olmayanlar. Diyor ki, el kasmi el mal, el infak fi vücudul hayr. Mal dediğin hayırlara sarf olunan paradır. Hayırlara sarf olunan paradır mal. Kim senden evvel yerine gidiyor oraya. Senin cebinde kalan senin değil. Senin oradan bir yiyecek nefakan var, onun nefakalanıyorsun. Bundan gerisi senin mirasçılarının, ya başkalarının. Senindir. Senin ahirete gönderdiğin neyse olur senin. Ne kadar gönderebilirsin? Hemen etlefehu fî şehevâtihî. Paraları harcıyor. Nerede? Şehveti uğrunda. Canı nasıl istiyor seni? Hayatı nasıl istiyorsa, arzusuna, keyfine nasıl geliyorsa, haram mı, halal mı, günah mı, sevap mı düşünmüyor. Harcıyor. Ve sıfatı olarak bu adam bu vazifeleri yaptı diye. Üçüncüsü vel emanet. Emanet, o da sıfat. Ama emanet mazlum bir şey oldu da. Estağfirullah. İnne arzunel emanete alet senavat vel arz vel cibar fe eleyhe en yahminya ve eksatmanya ve amele el insan. Bunu sana kanak bilmez olur. Bu olan bir şey ki. Din emanet edemişler. Kur'an emanet edemişler. Sıhhat emanet edemişler. Camiler emanet edemişler. Memleket emanet edemişler. Her şey emanet edemişler. Bize dedelerimize ne büyük geldiyse emaneten bizden de öyle bir şey. Çoluk çocuk bu da emanet. Mallık bu da emanet. Bunları hak yolunda, Allah yolunda, kullara bildiğiniz takdirde bunlar bir sefaat olur. Yok bunları Allah yolunda ve hak hızasına kullanamayız da bunlarla dünya menfaatlerine ömrümüzü çözdürsek o zaman da bunlar bizim hakkında hakkımıza şikayet olurlar. Emanet bu kadar bir şey ki Cenab-ı Hak evvela bunu semavatlara verdi. Demiş ki göklere böyle bir emaneti var alın. Hep siz aman demişler ya Rabbi biz onu bekleyemeyiz. Ver al yere demiş al bu emaneti. Aman ya Rabbi demiş ben yapamamış. Dağları demiş alın bu emaneti. Yapamam aman ya Rabbi özür dilemişler. En nihayet insana gelmiş ne var demiş. Yaparsan cennet, yapamazsan cennet yani. Yaparım inşallah demiş, kabul etmiş. Emanetiniz kabul etmiş. Emanet ne? İşte Kur'an, içindeki ahkam. Hepinize emanet. Bunları
hepsini idare edebilirsek, din, iman, namaz, dünya hepsi bunların içerisinde. Ne mutlu bize. Yapamazsak bu zaman da ne yazık bize. Ve neden yedim? Gördüğünüzde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisidir. Bu da bizim şefaatimiz. Ne zaman şefaatimiz? Onun ümmeti olduğumuz takdirde. Ümmetliğimizi ona isabet ettirebildiğimiz takdirde. Ki şöyle bir hikaye şimdi aklıma geliverdi. Bekir Hacı Efendi'den menkulen teyze dinledim. Aklıma geldi. Adamcağızın birisi kıyamet kopmuş. Havzı kerserin başına gitmiş. Su içinde kavru kerserden. Herkes Hasan Hüseyin Efendilerimiz de orada veriyorlar herkese. Bu da gitmiş bana da yazmış. Ben tekrar defol demişler, uzaklaştırmışlar, vermemiş. Bu olmuş, bak bu olmuş, bu demişler. Gitmiş şikayet efendimize şikayetler. Ya Resulullah ben senin ümmetindenim demiş. Bak suyundan içine geldi havlu kerserinden. Bu adamlar var, bunlar vermiyorlar bazı suyundan. Ya dedim sen nasıl ümmetimsin benim? Çok şayan bir tepki. Sen nasıl benim ümmetimsin? Benim ümmetim olan, benim yolumu gurur muhafaza eder. Hem ulan hem de gurur muhafaza eder. Senin yanı başında bir komşun, benim yanına ne kadar taarruz ediyor. Eshabımda neler diyor, neler söylüyor, neler yapıyor. Sen bunların hepsini yapıyorsun beni. Sen nasıl benim eshabım olursun? Kimi ya Resulallah? İşte kime okuyorsun? Ama müsaade senin için canına okuyun demiş. Senin canına okuyun. Oradan bir çıkar. Bulmuş kendine. Nece bu? Rüyasında. Gitmiş rüyasında adamın bulmuş, karnına saplamış, geldi. Bunu öldürdüm ya Resulallah. Biz senin düşmanını öldürdüm şimdi. Hep artık yok. Artık bugün bilmiyorum da uyanmış sırada. Uyanmış bakmış ki nihayet ezanlar da okunuyor. Herkes camiye koşuyor. Bu da camiye abdestini almış girmiş. Camiden çıkınca bakmış ki polisler etrafı çalmışlar jandarmalar. Bu katili arıyorlar. Adam ölmüş. Katil diye arıyorlar. Bazı kimseleri de yakalıyorlar. Bu adam bakmış ki öldürdüğü ama öldüreceğim. Ya bu adamı ben öldürdüm demiş. Bu alemin için bunun kesine rızasını çeksin. Gitmiş katilin kulağını fısıldamış. Demiş mesele bundan ibaret. Ben bunu öldürdüm. Halikece böyle böyle oldu. Bu sözü yanda yaptım bu işi. Uyku aleminde. E uyku aleminin dünya alemine şey olur mu? Fıkra olur mu? Olmaz. Manen, manen olan bir şey. Manen olmuş ama hakikaten olmuş yani. Hakikaten olmuş, adam gitmiş öteki tarafa. Biz aslında şimdi, hakim ona demiş, usul dedi, hiç buradan git, görürsün dedim sen demiş. Mesela kapatmışlar. Yani, Peygamber şefaat eder ama ümmetine, öyle ümmet ki, mümkün çünkü et boyuna Allah'a kadar seni uyuyun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam manasıyla uyar. Buna uymadıkça ümmetlik davasında şahsiyemiz nokta. Rehli millet için de bunlar da sahabe-i kiram olsa Allah'u alem. İnşallah hepimizde kusur dolu. Bunlar bize şefaat olurlar da inşallah bunların şefaati dolayı Cenab-ı Hakk'ın kusurlarımızı affeder. Bunlara bağışlar biz de yakayı kurtarır inşallah. Şehadeti sebep. Bu da şehadeti şehitliği yani. Şehitliği vubuğa bölgü. Yedi tane şehit. Lel fetreti sebillah. Muharebelerde şehit olanlardan gayrı daha yedi tane şehit vardı dedi. Fakat ben başka bir yerde 30'a kadar okudum bu şehitleri. Yazmış bunu da. Burada yedi tanesine bahsediyor. El maktur fi sebillah şehit. Allah yolunda vurulan insana şehit belli. İkincisi el maktum. Sevgiyle. Bu da şey. Veri. Kendisi batmış ama hak esnasında. Hak esnasında. Batan kimse o da şey. Diğer ileri de şu hükmen şey. Kendisi batmış. Boğulmuşlar. Ya da şükürlü boğulmuş. Bu da hükmen şeydir ama. Fesahı zahı can. Yan hastalıkları diyorlar. Veremin bir nevi. Bu da şehitler sayılmış. Ve ne yaptı? Kadın ağrısı boğulma hastalıklarına itila olmuş. Nece hastalıktan yağmur. Nasıl da karın şişin içerisinde. O dereceler buna dahil. Bu da şehit sayılmış. Ve daha bir harik ateş yangında yanmış. Bu da şehit sayılmış. Bunlar korkunç ölüm çıktı. Bu korkunç ölümler
fıtrat tabiatıyla Allah der. Bu Allah değildir. Cenab-ı Hak bunları bu şeyden yanına kovarak da mükafatlandıracaktır. Yolları yemeğe tüksel hadim. Bir binanın bir duvarın altından geçerken yıkılıyor duvar üzerine altında kalarak. Fakat mütehlike velâ tehlik velâ tümkû bi emsin ile tehlike yan müvâli olarak yıkılması mümkün olan muhtemel olan bir binanın içerisinde yapıp da yıkılıyorsa o zaman cezalanır. Şey değil, cezayı da zikrar olur. Tehlikeyi kendini ilka ettiği için. Yıkılmalarına yetiş bir duvar. O zaman bunun altında biraz istirahat edeyim oturayım olmaz. Yıkılacak bir duvar. Belki anda yıkılır, bunun için ölürsün. Bu öyle değil. Güzel bir duvarın altına yıkılır. Oturken bir hareket olmuş mesela Allah'a diye. Yıkılır bir duvar. Öyle gibi. Köprü de öyledir. Köprüden geçecekti ama mesela eski köprüler. Tahtadan ağaçtan yapılmış, sürülmüş. Geçerken muhakkak geçecek ihtimali çok. Bu köprüden bir geçerken eğer dışarıda ölürsen bu da cezalanır. Geçer olur. Tehlikeyi kendini ikra edilir. Yolunlar hatı temeldi bir cemsi en değil. Hatı hatun kadın da bu akıllık haliyle ahirete geçerse bunu da şehit saymışlar. Yani öyle geçiyor. Şehadeti tükettirir kulla şeyin ile değil. Şehadet kanlı, damla kanıyla bütün günahları silmiş. Ne kadar günah var? Hiçbir günah kalmıştır. İllet değil, ancak hak, kul hakkı olan borcu batıl. Kul hakkı olan borcunu şehitlik ödemez. Şehitlik hep günahları siliyor, fakat kul hakkı olan borç üzerinde kalır. Vay zarası, fakat muharebe esnasında yenisi batarak şehit olursa, muharebe esnasında yenisi batarak şehit olursa, bunun borcu kul yapıyoruz. Çünkü karadaki ölümle denizdeki ölüm bir değil. Karadaki ölüm 100 derece emniyet altındadır. Ama denizdeki ölümde emniyetle kurtulma çareleri yok. Onun için oradaki ölümlerde ve sağlıklarda bütün günahlarda borçlarda sürmeye kül yoldur. Eşyada minna nâdullâh şehitler emin, sadık, müstakil insanlardır. Allah'ın kıldığı insanlardır onlar. Kutulu ister bir şehitler hak yerine katılırsınlar. İster evnâfi alâ kırışın. İster de yakınında ölerek şehit olur. Yakınında ölünce nasıl şehit olur insan? Şimdi bu şehidin saadetin ölümüne girirse insan en cenneti canıdır. Cennet de Allah'a feda ediyordu. Bu muharebe demek, muharebe girilin ya. Cennet de sana feda olsun diye atılıyor. Sakınmıyorsun, korkma. Bu Allah'ın cennet de feda ettiğinden dolayı minnallâhu kerâ, minnallâhine, enfisen ve envâlu, bi ennelerini cennet. Bu kavli cennette bunların Cenab-ı Hak şeylerini satın almış oluyor. Bu fedakarlıklarına bir kavli. Biz de var ki, yatakta ölen diyor. Yatakta ölen de, ölümün bahtiyardır ki, bütün varlığını Allah'a bağlamış. Bütün varlığını Allah'a bağlamıştır. Gönlünden bir an Allah'ın ayrılığı yoktur. Gönlü Allah'la o kadar dur ki, bir an yoktur ki o Allah'tan hali olsun. Bunları arif diyorlar. Bu ariflerin marifet-i ilahi, marifet-i ilahi ile içleri dolu, marifet-i ilahi ile içleri dolu olan bahtiyarlar. Bunların bir tanesi bin çocuğu da bedendir. Yatalımda öldüğü halde bir tanesi bin çocuğu da bedendir. Şehit evet, o mümkün dönüş mahallinde atılmıştır ileri, cennetine feda etmiştir. Fakat bu ağrı olan insan, dünyayı biliyor, kendisini de iyi biliyor. Bu kendisinin yaratılışındaki hikmetleri şöyle araştırıyor, bakıyor ki bunları Allah'tan başka yapacak kimse yok. Bu öyle bir nizam, intizam ve şu vücudumuz yaralanmış ki, buna ünlü geçe diyorlar ya, doktorların en güzel bir gibi görgü, fakat bu nazariyatla bilinmez. İşte en güzel diyen doktorlar, doğrularında doktorlar var tabi. İngiliz'in, Amerika'nın, Alman'ın, onlar da doktorlar var. Ünlü keşfiyi onlar belki daha iyi biliyorlar bizden. Bildikleri halde doğrularında yine sabah, bazıları da cinsizlikleri sabah. Doğruluk, yine birbirine takılmakla beraber bir de doğruluk yansıyorlar ki hiç bir insan tanımıyor, Allah peygamber tanımıyor. Ve bunların içerisinde çok çok bu. Ve bu ünlü gözüyle gördüğü halde ki şu kudret hiçbir kimsenin elinden gelmez. Doğrusunu Allah'a bakıyor. Buna inanmayan bedbaht insanın bilgisinin ne zorluk olacak?
Yani o insan dediğimiz arifi tuttu ki Allah-u Teala'nın verdiği bir nur-u basirat var. Bir nur, onlarda da bir basirat var. O nur-u basiratla, o basirat dediğim yani gönül gözünün, gönül gözünün kuşkuyla olan bilgisi ki o bilgi kendisini Allah'a var. Dünya bir tarafa, her şey bir tarafa o Allah'ı uyanır. Hiçbir dünyanın bir köşesinde, ne köşesinde, ne defasında, ne malında, ne mülkünde katlayan zerre kadar göz yok. Onun bütün işi Allah. Dili Allah'ta, gönlü Allah'ta, kendisi de taatta. Uykusu da taattır bunun, uyanışı da taat. Onun için bu yatağında da ölse, bin şeyi kadar ölse, bir tane. Onun için aziz kardeş, Allah şu kainatı yarattı. Bu kainatı bizim için yarattı. Şu kainat bizim için yaratılmıştı. Eğer biz yaratılmasaydık bu kainatta hiçbir şey olmazdı. Ne ayı olurdu, ne güneş olurdu, ne sar icram olurdu, hiçbir şey olmazdı. Genel olarak bizim için şu kainatı düzenlemiş ve bizi de burada yaratmıştır. Onun için sen o kadar büyük mahluksun ki kendini hiç sayma. Ve boşu boşuna cehenneme atma kendini. Allah-u Teala bizi hiç cehenneme atıyor. Sana bu kadar nimet verirsen ben, sen o kadar bedbaht insansın ki beni unutsun, varlıkların sahibini unutsun, nefsine şahretlerine dağılır. Bu sana verdiğin nuru zayi etsin, zulmete düşsün, öyle sizin hakkını düşüyordu diyor. Onun için o bize verilen bu vücut hiç. Bu vücut evet çok mükemmel yapılmış, çok muntazam yapılmış, kimsenin elinden gelmez. Bütün bağlılık birbirlerine ne kadar mükemmel yiyoruz, pekala kabrımıza gidiyor. Neler olduğunun farkında değiliz. Orada hazm oluyor, çeşitli şeyler tabakalara ayrılıyor. Kanı bir tarafa, yağı bir tarafa, suyu bir tarafa. Efendim, bir de onu oradan çıkarma kudreti var. Bunlar hepsini sorunun zaman böyle bir şey de halini biliyor. Bir fabrika kurmak lazım derse bu intizam edebilmek için dünya derse almaz bu fabrikayı. Ama Allah geldi bana, çok uzun bir gibi içerisine hepsini kurdum. Onun için İmam Ali Kerramallah'ın sizi. Sen senden küçücük bir şey zannetme. Sen de bütün alemler dürülüp konuştur. Bütün alemler senin içindedir. Bu senin için şu kalp var ya, galiba içinde bir noktacık var. Şeyi alıyorlar. O vücut noktanın içerisine kainatı Allah tutuyor. Kainat bu noktanın içerisine giriyor. Cenab-ı Hak ben hiçbir yere tuğba, kulunun gönlüne koyarım diyor. Sen bunun ucunu bulabilir misin şimdi? Hiçbir yere tuğmayan Allah, kulunun gönlüne koyuyor. Kul ne bakıyor bir kul ki Allah-u Teala onun gönlüne misafir buluyor. Sen bunu bırak, dünyanın zibilerine dal, onunla beraber bu güzel nimetleri yok ederekten o nurun içinden çık, zulmete git, git dünyada. Allah akıbeti halledir. Onun için eşhedâ ümenâ Allah. Kutilû evnâtû alâ fırkîn. İsterse bunlar muharebelerde katılınsınlar. Muharebede katılınan bu şehit, şehidi hakikidir. Bir de kutilû dediğimiz de kazaen oluyor veya hasret kastan birisi tarafından öldürülüyor. Kastan birisi tarafından haksız yere öldürülen bu da şehidi hükmidir. Hükmen şehittir bu da. Çünkü kalbi yani hak. Mazlum bir şekilde öldürülmüş. Ve hak böyle yatakları içerisinde ölen ağrıkla. Onların Allah-u Teala şefaatlerinden bizleri nail etsin de bizler de onların arasında ilhak edelim inşallah. Onun için bu dünyada kazanılacak yegane şey bu marifet-i ilahiyi, bu marifet-i ilahiyi kazanabilmek. Altınlar, gümüşler, yakutlar, mercanlar kurban olsun o gönüller. Onların hepsi bu dünyanın cihetinden ibaret. Her onu hiç götüren yok. Herkes onu burada bırakıp da gidiyor. Hiç götüren yok. Bir kefene sarı gidiyor buradan. Ama bu gönlün Allah'la mağdur bu gönlü de o gönül seninle gidiyor. Ve yaptıkların hepsi de beraber seninle gidiyor yine. Amal-i Teala'lar. Şimdi ne diyor? Eşhedâ alâ bârik nehr-i gibâd-i cennet. Şimdi bu şehit bu mükafatından dolayı. İster yatağında ölmüş, ister düşman karşısında ölmüş. Bundan dolayı bir mükafat ediyor ki bir cennetin dereleri var, nehirleri. Ama o nehirler bizim bu nehirler gibi böyle gayrı muntazam değil. Çok muntazam, etrafı da çok tutuyor. Çok zinetli. Öyle parıl parıl diyor ki, o parıl parılına hayran oluyor insan. Bu şehitler bu cennetin kapısı önünden akan suları arasından ki kubbetin hadra, yeşil bir kubbenin içerisinde. Bu şehitler, bu cennetin akan bir parıl parıl atıyor. Kimisinden süt, kimisinden bal, kimisinden su, kimisinden şarap. Ama dünya şaraplarından değil. Bakıyor ve etrafları da o kadar böyle şaşalı ki bak daha kıyılıyor. Bizim o 500 bin yıllık lambalar hiç kalır bunun yanında.
bir kubbetin hadra, yeşil bir kubbeye yapılmış. Sürülerle böyle şehitleri oralara oturtuyorlar. Burada zevk-ı alemi, sefa alem. Bununla beraber yahrucu aleyhin yüz burun. Bunların rızıkları çıkar her gün. Yahrucu rızkuhum minel cenneti. Yahrucu aleyhim rızkuhum minel cenneti. Lütfeden vakiya. Her sabah ve her akşam cennetten onların rızıkları altın tepsiler içerisinde önlerine getirilir, buyurlarlar. Bu hayat-ı maddeden ibaret olan şu hayatı Allah'ın yolunda feda ettiğinin mükafatı olarak manevi hayatına her gün sabah ve akşamda bu rızıklar kendisine arzu. Bu rızıklar arzu. Ve onun için Cenab-ı Hak bize diyor ki, biz sakın ha böyle Allah yolunda canlarını verenlere öldü deneyin. Öldü deneyin. Bel ahyâ'ı inne rabbiniz rekûn. Belki onlar Allah-u Teala'nın yanında, indinde merzıklar verirse sabahlı ve akşamda böyle manevi rızıklarla, cennet tahamlarıyla kendileri it'amıldırlar. Ta kıyas edecek siz onlara karışıncaya kadar. Buna mukabil dinsizlerin de imansızların da yerinin cehennem olduğundan nakin her sabah ve her akşam bu cennetin böyle envaç ziynetleri saltanatlar arasında süzüklenirken Firavun ve onların Firavunların arkasına takılanlar da sabah ve akşamda cehennemdeki yakın olan yerleri kendilerine aldım. Cehennemdeki. Bu yeri görünce onların böyle birkaç şeyleri yani. Yok olurlar. Eyvah, ikimiz bu işi istedik. İkim bu Allah'ın yolundan ayrıldık. Fakat bir daha ne tövbenin faydası var, ne nedametin faydası var. Bugün onlar da ayet-i kerime ile sabitir. Sabahta ve akşamda cehennemdeki yerleri kendilerine arzulmuş. İstersen onun bu kabrinin alt içerisine kubbesini yakıttan, mercandan, inciden, altından, gümüşten yap. Hiç şey yapıyor. Asıl işte dünyadaki bir misalde de dünyanın misali gibidir ki üstüne yapılmış altından gitti mücevheratlardan bir kubbe. Bakarsın bayılırsın. Fakat içerisindeki bir cihaz. İşte dünyanın misali bunun. Üstü gayet üstü fakat içerisi berbat demiş. Allah bizi aldatmasın bugün. Bunlar bir güne birçok ravilerle beraber böyle zikredilmek istiyor. Yine bir hadis ise Eşhedâ'u indellâh alâ menâbire min yâkut. Yakut'un adını duyarız ve kendisini gördüğümüz yoktur. Bazen yüzük, pek zenginlerin yüzüklerine yakut, yüzüklerle gördüğümüz yok. Değil mi? Ama bu şehitler yarın kıyamette tabi hep huzur-u ilahiyatı durduğumuz bir anda belki sonradan bunlara yakuttan kürsüler Yakut'tan kürsüler kurulacak. Ve bunlar bu kürsülerin üzerine izaz-ı ikramla oturulacaklar. İzaz-ı ikramla oturulacak. Alâ me'âdre min yâfûdîn fî zûr-i arşillâh. Bu bir gündür ki bu günde ağaç yok. Gölgelik yok. Mahşer yeri bu. Herkes güneşin, mesela Arabistan'da bugün çölde kalırsan nasıl insan perişan olur? Çöl, ağaç yok, şey yok. Güneş tepesine insanı çeker ve birçok gerek hacılar olsun eski zamanda gerek de böyle seyahat eden insanlar o çöllerde güneşlerin altındaki tersinin altında ölmüşler. Yolu bulamaz, gidemez bir tarafa. Burası tükenir, erzakı tükenir ve orada ölür gider. İşte bunlar bu gölgenin olmadığı bir gündeki o gün yalnız Allah-u Teala'nın hususi gölgeleri var. Hususi böyle sevgili kullar için yapılmış gölgelikler var. Nasıl şu futbol meydanlarında bir tertipler yapılmıştır herkes buradan seyreden. Bu çok âlâ ve mükemmel ona kıyas edilmez. Bunlar öyle onun gibi gayet güzel kürsüler üzerindeki yakut denilen kürsü. Bakmaktan yani doyurmak kendilerine. O Allah-u Teala'nın gölgeliklerine bunların altında. Başka gölgelik yok. Alâ kesibin minnis. Bir de mis tepeleri var. Mis denilen bir koku var ya. O tüceği çok kıymetli. Bu tepecik böyle misten olmuş. Kokusu da hayran herkes. Bu tepeciklerin üzerindeki kürsülere koymuşlar. Burada kemali azametle öyle halkı seyrediyorlar. Bunlara çünkü hesap yok, sorgu yok, bir şey yok. Bunlar orada seyirci makamında. Seyyidullahun Rabb. Hazreti Allah Celle ve Ala onlara iltifaten diyor ki, ey şüheda, enem ufilesin. Nasıl sözünü tuttun mu da? Size vereceğim bu sözü tuttun mu da? Bak ne saltanattasınız şimdi. Herkes şurada mahkeme yerinde yanıyor.
Siz bak ne salkıntınız gelsinizin. Nasıl sözümü tuttum mu ben? Sakıcım, size sadakatimi gösterdim mi? Vaadimi yaptım mı? Feyekulu bela ve rabbina. Hepsine, evet ya Rabbi, evet ya Rabbi. Memnun ve müteşekkir. Derler. Şimdi şehit yine tarif ederken, el-şehit, la yedidü meskel katil. Şehit, bu Allah için canını veren, zaten harbe girdi yoksa kendini kaybeder. Kendini bilmez artık. Öyle aslan gibi saldırır düşmanına karşı. O zaman da mesela bir kurşun bir sürü kendisine isabet eder, yaralı. Bu yaralandığı aldığı elemden dolayı illa kema geçidü ehadüvül kursa. Bir karıncanın ısırdığı veya iki parmak ile şöyle bir sıkıştırma. Bunun acısı neyse bu o kadar bir acı duyar. Başka acı duymam. Ne kusura. Yine bunu ikinci bir, bu Ebu Hureyre'nin Beyhefi'den Nesli'den rivayeti. Biz İbn-i Necaz'ın Ebu Hureyre'nin rivayetine. Eşşehid leyecidü elemel kat kema yecidü elemel kursa. Bu da onun aynı tarzı. Şimdi şehidin fazailinden bize bahsederken eşşehid şefra'u fi seb'ine min ehl-i beyti. Hiç öyle okunur, şefa'u okunur. Bu şehid 70 ehl-i beytinden, akraba talikatından, eşinden dostundan 70 kişiye de şefaat etmek hakkı verir. Burada 5 tane şefaat etmedi ya. Kur'an, Peygamber, Efendimiz, Rahim Emanet, Ehl-i Millet. Bu şehitler de ayrı. Şehitler de şefaatçi olmakla beraber bir de evlatlarımız küçük yaşta ölürler. Gerekli varken, gerek az bir yaşayışla ahir ederler. Onlar da anneleri babaları için şefaatçidirler. Yalnız şu kadar var ki anne ve babaları onların hakkına riayet ederekten ateşe kurbanını kestiler. Eğer ateşe kurbanını kesmediyse analarını babalarını görmeye mani oluyor. Onun için bu ateşe kurbanını tekrar edin size farklı şeydir. Belki bugün 400-500 lirada bir koyun ama bir evladın yanına hiçbir yani. Niçin? Allah sana güzel bir evlat vermiş. Safa sağlam. Tamil azam. Eksiği yok. Ya bunun gözü kör olaydı. Ya kulakları sağır olaydı. Biri olmayaydı. Eli ayağı olmaydı. Mesut bir halde gireydi. Ne yaparsın sen? Hangisinin bunun kimin elinden geliyor bunları düzeltebilmek? Yanarsın ta ölünceye kadar. Yanılır. Ama şöyle bir tam sıha Allah Teala sana bir evlat vermiş. Bu şükraniye olarak ben buna bir kurban kesmeyi çok görürüz baba ya. Ne kadar hazır olursa olsun içinden bir anlamı artırır. Onun yardımcısına çok şükür elhamdülillah. Bana böyle tam sıha güzel bir evlat verdin. Ahir kızı hayır olsun bu çocuğun diyerekten. Şimdi ilkahıyız. Sonu da hayır olsun. İman İslam dairesini yaşasın. Buna bu kurbanı feda olsun diyerekten. Bu çocuğumun hakikati kadına kan, derisine deri, etine et, kemiğine kemiği, her ağzısına bedel, bu oğlumun her ağzısına bedel, bu hayvanın her ağzısını sana feda ediyorum diyerekten. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a kadar keser. Ve onu yer ve yedirir. Evesine verir, komşularına verir, yedirir. Bu büyük bir devlettir. Bunu yapmamak aynı zamanda bir hatadır. Eğer biz fakirliğimizden şikayet ediyorsak, bizim fakirliğimiz kendi haddimizi bilmeyişimizden geldi. Biz hiç zaman değilse zaman fakir değiliz elhamdülillah. Fakirlik şeytana yakın. Allah-u Teala hepimize çeşitli nimet vermişlerdir. Yalnız onu biz kullanmasını bilmiyoruz, onun için fakir düşüyoruz. İsrafı ortadan kaldır, israf denilen şey ortadan kalksın, herkes ne kadar müreffeh yeter yani. İslam dairesinde gayet müreffeh yeter, israf ve dünya saltanatlarına ve zinetlerine, süslerine kıymet vermediği tepkiler. Onun için çok acırız ki bu insanlara ömürlerini şu zinet ve süs ve saltanat için feda ederler. Alt tarafı içten ibaret. Bir alkış yapacaklar, bir maşallah diyecekler. Seni Allah, alemin sana maşallah diyeceğinden, alkış diyeceğinden sana ne? Sen kendini soğuktan görecek, bir göz adam var mı? Allah'ın Teala'nın verdiği kadını görecek, milletin ekliğinde var mı? Ne bahsi yapsın sen? Onun için israfını kapa, israf kapısını kapa, yani deliği kapa. Üzerine koyduğun tek tane de olsa bir gün bakarsın ki ambarın dolmuştur senin. Ama altta delik olduktan sonra böyle çuvallan atıştan yine o akım tüyler tutarım. Çuval tutar. Damlaya damlaya gül olur diyorlar ya. Burada da bildirikten sonra bir de şimdi şin hatlarına ait kitabın şeysi tersi böyle. Hatları hat sırasına göre hangi hadisler varsa onlar rivayetler. Şimdi şeytana geldik, şin harfinin şin. Şehitleri bitirdi, şeytana geldi, diyor ki, eşşeyatîn, şeytanlar var ya, bunları müdahale etmeye gelmez. Bizim
anlatırken bir insan hep başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim diye başlar. Okumasını bilmiyorsa okuyan adamı dinler bakar ki Euzubillahimineşşeytanirracim diyor. Üzüm olan şeytandan Allah'a korkuyor. Yani kovulan, nakılıp olan. Allah'ın saygıdığı bu şeytan denilen mahkem Allah'a korkuyor. Bu şeytanlar sizin esbaplarınızdan istifade ederler. Geceleri ellerinizden çıkardığınız esbaplardan bunlar istifade ederler. Giyinirler, kuşanırlar, kullanırlar. Haberiniz olmaz. فَإِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ Bak ne güzel peygamber bizi tersiyle davet ediyor. فَإِذَا نَزَعَ أَحَدُكُمْ تَرْضَهُ Elbisesini çıkardınız da hemen kaldırıp atmayın. Ama bazı insan şeydir, böyle tertipsizdir. Soyunur, hemen döktürür, atıverir oraya oraya. Hemen küt yatağına yatar. Bu İslam şuuru olan insana yakışmaz. Ya soyunuyorsan güzelce soyunuyorsun. Düzelsin, atkısına mı atacaksın? Bir düzükle yere mi koyacaksın? Böyle bir düzgü ile. Konuysa, sen yetmiş ediyor. Sen bunu dür ve askına mı atacaksın, sandığına mı koyacaksın, yerine neredeyse buraya intizam ile koy. Bebekleri ile koy. Çıkardığın esrını Bismillah ile böyle intizam dahilinde bir yerine koy. Hatta terkiye ileyha sahibi olan gelip oradan alınca kadar. Fe'inne şeyatıyım, fe'inne şeytan. Tahsit şeytan aleyhillâne la yerdü sevdün nasıyan. Böyle esriyle dürülüp konmuş elbiseleri elbiseler. Elbiseler diye gibi İnsanlara da musallık olan kısımları vardır bunların. Ki bazı yemek yedikten sonra ağzını temizlemez, elini temizlemez, ağzında yemek kokusu varken, yağ kokusu varken hemen yatıverir, yorulmuştur gündüzün falan. İşte bunlar ağızlarındaki yemek kırıntılarının kokularıyla şeytanlar sızıklanırlar, gıdalardır. Gelir senin ağzını yara. Bakarsınız, bakarsınız sabahleyin ağzı yamulmuş, gözü yamulmuş, neden oldu acaba dersin? Doktor da ki senin sinirlerin bozulmuş.